Bu videomuzda kazanım kavrama testi 28'i çözeceğiz. Bu test doğrusal denklemlerin devamı niteliğinde. Doğrusal denklemler 2 testi. Birinci sorumuz merdiven sorusu. Merdivenin eğimini soruyor bize. Bu merdiven sorularında bütün merdiveni hesaplamaya çalışmak yerine bir basamağı hesaplasak yeter. Bu basamakta eğim eşittir dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Bu basamağın dikey uzunluğu 20 santimetre, yatay uzunluğu 25 santimetre. Bunu cevaplarda ondalık olarak sormuş bize. Dolayısıyla paydasını 100 yapalım. 4 ile genişletelim. 4 kere 20 80. 4 kere 25 100. Birer sıfırını silersek 8 bölü 10. O da 0,10'da 8. İkinci sorumuz eğimi 2 bölü 3 olan ve eksi 2'ye 1 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu denklemi biz kendimiz oluşturabiliriz veya seçeneklerden bu denklemin hangisi olduğunu eleyerek karar verebiliriz. Test sorularında seçenekleri kullanmak mantıklı olabilir. Burada hemen eğimi 2 bölü 3 olmayanları eleyelim. Eğimi nasıl buluyorduk? X bir tarafa, Y bir tarafa attıktan sonra X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı yapıyorduk. Şimdi A şıkkında eksi X'i karşı tarafa gönderelim. Eksi 2X'i gönderelim. Artı 2X. Şöyle A diyelim. X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. 2 bölü 3. Demek ki A eğim bakımından tutuyor. B'ye bakalım. Eksi 3Y'yi karşı attım. Artı 3Y. X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. B'de tuttu. C'ye bakalım. Artı 3Y attım. Karşıya eksi 3Y oldu. X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı eksi 3. 2 bölü eksi 3 ya da eksi 2 bölü 3 olduğu için bu olmadı. Yani C'yi eledik. D'ye bakalım. Attık karşıya. Eksi 2x artı 2x olarak geçti. Daha sonra x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından bu da tuttu. Şimdi geriye şu kaldı. Bu noktadan geçtiğine göre bu noktayı yerlerine koyduğumuz x'i ve y'yi yerlerine koyduğumuzda denklemi sağlaması lazım. Hemen yerlerine koyma işlemi yapalım. X yerine eksi 2, y yerine 1 koyacağız. Y yerine 1 koyduğumuzda burası 3 oldu. X yerine de eksi 2 koyduğumuzda eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. 3 artı 4 artı 7 eşittir 0 değil. O yüzden A şıkkını eledik. B şıkkına geldiğimizde x yerine yine eksi 2 koyuyoruz. Eksi 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4. Y yerine de 1 koyuyoruz. 1 kere 3, 3. Önünde de eksi olduğu için eksi 3 artı 7 eşittir 0 mı bakıyoruz. Eksi 4 eksi 3 eksi 7 yapar. Eksi 7 artı 7 eşittir 0 yapar. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuzda verilen maddelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi x eşittir 1 bölü 5 doğrusunun eğimi 1 bölü 5'tir demiş. X eşittir herhangi bir sayı şeklindeki doğrularımız y eksenine paralel olan doğrulardı. Yani şu şekilde olan doğrulardı. Dolayısıyla bu şekilde olan doğruların eğimi yoktur diyorduk. Yani bu yanlış. Y eşittir eksi 3 doğrusunun eğimi sıfırdır diyor. Y eşittir eksi 3, pardon, artı 3 doğrusu şu şekilde olan, yani x eksenine paralel olan doğrulardı. Bu doğruların eğimi sıfırdı. Doğru. Y eşittir eksi 2 doğrusunun eğimi eksi 2'dir demiş. Y eşittir eksi 2 doğrusu da yine bu şekilde bir doğru.
Yani bunun da y'imi 0 olması lazım. Eksi 2'dir demiş. Yanlış. Y eşittir x doğrusunun eğimi 1'dir demiş. Y eşittir x doğrusu arkadaşlar tam çapraz şu şekilde. Tam çapraz olan doğrulardı. Yani x 1 iken y de 1 oluyordu. Yani dikey uzunluk ve yatay uzunluk ikisi de aynı olduğu için birbirine bölümü 1 olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 4 Denizli. Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi eksi 1 bölü 2'dir diyor arkadaşlar bize. Eğim eksi olduğuna göre demek ki sağa yatık olan bu Ceyhan ve Denizli'yi eleyebiliriz. Sola yatık olan Adana ve Bursa'da bakalım 1 bölü 2'yi bize hangisi veriyor? Dikey uzunluk bunda 3, yatay uzunluk 6. Dikey uzunluk 6, yatay uzunluk 3. Yani eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olduğu için sadeleştirdiğimizde de 3'e böldük 1, 3'e böldük 2, 1 bölü 2'yi buluruz. Sola yatık olduğu için de önüne bir tane eksi koyarız. Eksi 1 bölü 2 cevabımız Adana. Bursa'da peki ne? 6 bölü 3 dikey uzunluk bölü yatay uzunluk eşittir. Bu da 2. Sola yatık olduğu için eksi koyduk. Bunun da eğimi eksi 2'ymiş. Beşinci sorumuzda kareli zeminde A noktasından geçen doğru PRST noktalarından hangisinden geçerse eğimi %50 olur diyor bize. Şimdi deneyerek yapalım. A şıkkına bakalım. P noktası demiş. P noktasından geçen bir doğru çizdiğimizde dikey uzunluk 1 birim, yatay uzunluk 2 birim. Dolayısıyla eğim eşittir 1 bölü 2. Bu da %50'ye eşit. Hemen A şıkkında cevabımız çıktı. Bir de bir seçenek daha deneyelim. T noktasını deneyelim. T noktasında A ve T noktasından geçen doğrunun eğimine baktığımızda dikey uzunluk 2 birim, yatay uzunluk 1 birim. Yani eğim 2 oluyor. S noktasında eğim 2'ye 2'den 1 oluyor. R noktasında da 1, 2'ye 1, 2, 3'ten eğim 2 bölü 3 olmuş oluyor. O yüzden cevabımız Adana. Bu denklemde verilen doğrunun eğimi kaçtır diyor arkadaşlar. Bu denklemlerdeki şu payda kısmından kurtulmak için önce tüm denklemi 2 ile burada genişletebiliriz. Veya hiç o tarz şeylerle de uğraşmayıp x'i bir tarafa, y'yi bir tarafa atarız. X bölü 2 artı 1 eşittir. Eksiye 3c'yi karşıya attım. Artı 3c. Bunu yaptıktan sonra x'in katsayısı burada x'in katsayısı 1 bölü 2 bölü y'nin katsayısı 3. Bu işlemi yapacağız. 3'ün paydasında 1 var. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. Çarp. 1 kere 1. 1. 2 kere 3. 6. Yani cevabımız Ceyhan. Az önce söylediğim şeyi de uygulayalım. Bu 2'den kurtulmak için ne yapabiliriz? Burayı bütün denklemi 2 ile çarpabiliriz. 2 ile çarptığımızda bu 2 ile bu 2 birbirini götürür. Burada x kalır. Eksi 2 ile 3c'yi çarptığımızda 6y artı 2 ile 1'i çarptığımızda 2 eşittir 0. X artı 2 eşittir. Eksi 6y'yi karşıya attık. Artı 6y. Şimdi x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı 6. Yine buradan da 1 bölü 6 çıktı. 7. soruda arkadaşlar bir yolumuz var. Bu yolun AB kısmı 5 kilometre. BD kısmı şurası 2 kilometre. Yolun eğimi şu BC arasının eğimi de %75'miş. Buna göre aracımız 50 kilometre sabit hızla hareket ediyorsa bu A noktasından gelip B noktasından C noktasına ulaşacakmış.
en az kaç dakikada bu yolu tamamlar diye bize soruyor. Bunu kaç dakikada tamamladığı için önce gideceği tüm yolun uzunluğunu bulmam lazım. Burası 5 kilometre ama şurayı bulmam lazım. Burayı bulmak için arkadaşlar burada bize verdiği eğimden yararlanacağız. Eğim %75 ise burada x dersek dikey uzunluk bölü yatay uzunluk eşittir 75 bölü 100 olması gerekiyor. Buradan bir sadeleştirme yapalım önce. 25 ile sadeleştirelim. 3, 25 ile sadeleştirelim. 4. İçler dışlar çarpımı 4x eşittir 6, x eşittir 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Burası 3 bölü 2 kilometre, yani 1,5 kilometreymiş. Şimdi burayı nasıl bulacağız? Burada 90 derece olduğu için Pisagor teoreminden de burayı bulacağız. Buraya da A diyelim. Bunu da hemen A kare, Pisagor teoremi uyguluyoruz. Eşittir. 2'nin karesi 4 artı 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Bu toplama işlemini yapalım. 4 kere 4 16, 9 daha 25 bölü 4. A kare 25 bölü 4 ise arkadaşlar her iki tarafı karekök için aldığımızda A eşittir 5 bölü 2 yapar. Yani buradaki yolumuz 5 bölü 2 kilometre. Şimdi toplam yolumuz bu 5 bölü 2 kilometre, yani 2,5 kilometre. Burası da 5 kilometre olduğuna göre toplam yolumuz 7,5 kilometre. Bu 7,5 kilometrelik yolumuzun kaç dakikada aldığını bulabilmek için de bir orantı kuracağız. Orantımızı nasıl kuracağız? Şöyle biraz getirelim. Orantımız şu şekilde. 1 saatte 50 kilometre gidiyorsa, yani 60 dakikada 50 kilometre gidiyorsa 7,5 kilometreyi kaç dakikada gider? Doğru orantımızı kurduk. Şimdi içler dışlar çarpımı bununla bunu çarpmamız gerekiyor. 50x eşittir 60 çarpı 7,5. Bu sıfırla buradaki virgülü kaldırabiliriz. Yani x eşittir 6 çarpı 75 bölü 50. 6 ile 75'i çarpalım. 6 kere 5 30, elde var 3. 6 kere 7 42, 3 de elde 45. 450 bölü 50, sıfırlar gitti. 45'i 5'e böldük, 9. Yani arkadaşlar 9 dakikada bu yolu tamamlaması lazım. Tamamlayabilir bu araç. Tabii neden en az diyor? Rampaya çıkmaya başladığında belki birazcık hızı azalırsa 9 dakikadan daha uzun sürecektir. Yani en az 9 dakikada C noktasına ulaşır. 8. soru arkadaşlar. Şekle bakınca biraz insanı korkutuyor sanki ama soruyu okuyunca çok kolay bir soru. KLMN doğrularından hangisinin eğimi negatiftir diyor. Burada eğimi negatif yapan değer, eğimin negatif olmasını sağlayan şey doğrunun sola yatık olması. Bu doğrulardan sadece K sola yatık, diğerlerinin hepsi ya sağa yatık ya da tam yatay veya tam dikey şekilde. Dolayısıyla cevabımız burada Adana. 9. soruda bir doğru çizmiş koordinat düzlemi üzerinde ve denklemini vermiş ama içerisinde bir bilinmeyenimiz var, A. Buna göre AOB üçgenin alanı, yani şuradaki oluşan üçgenin alanı kaç birim karedir diye bize soruyor. Şimdi biz buradan hemen bunun eğimini bulalım. X bu tarafta, Y'yi de karşıya atalım.
2x artı a eşittir y. X'in eğim eşittir x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Yani eğimimiz 2'ymiş. Eğimimizin 2 olması ne anlama geliyor? Dikey uzunluk yatay uzunluğun 2 katı olduğu anlamına geliyor. Yani burası 2 ise burası 1 olacak. Yarısı. Burası 1 verilmiş bunda. O zaman burası da bunun yarısı olacak. 1 bölü 2. Dolayısıyla bu üçgenin alanını bulabilmek için yatay uzunluğa ihtiyacımız var. Yani şuraya ihtiyacımız var ve şuraya. Bu üçgenin dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölünce üçgenin alanını bulmuş olacağız. Buradaki uzunluk, bu yatay uzunluk 1 bölü 2. Dikey uzunluk burası, diğer dik kenar 1 birim uzunluğunda. İkisinin çarpımını 2'ye böleceğiz. Bu da 1 bölü 2 ile 1'in çarpımı 1 bölü 2. 2 bölü 1 olarak alırsak bunu da ters çevirip çarpıyoruz. 1 kere 1, 1, 2 kere 2, 4. Yani cevabımız denizli. 10. sorumuzda grafiği orijinden ve 2a-3'e 7 noktasından geçen doğrunun eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre a kaçtır diye bize soruyor. Şimdi biz bu koordinat sistemi üzerinde göstermeye çalışırsak. X 2a-3 noktası. Şurası olsun. 2a-3 noktası. Y de 7 noktasından. Şu noktadan ve orijinden geçen doğrunun eğimi 1 bölü 3'müş. Şimdi bu doğrunun eğimini bulmak için dikey uzunluk yani 7 bölü yatay uzunluk yani 2a-3 yapmamız gerekiyor. 7 bölü 2a-3 1 bölü 3'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2a-3 eşittir. 7 kere 3 21. Eksi 3 karşı tarafa attık. Artı 3 21 ile topladık. 24 oldu. 2a. Buradan da a eşittir 12 olarak bulunuyor. Cevabımız Adana. 11. soruda ax eksi 3c artı b eşittir 0 denklemiyle verilen doğrunun eğimi 1 bölü 2'dir. Bu doğrunun grafiği 1'e eksi 1 noktasından geçtiğine göre a eksi b kaçtır diye bize soruyor. Hemen eğim bulmak için ne yapıyorduk? X bir tarafta, y bir tarafta. X'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. O zaman y'yi karşıya gönderelim. Eksi 3y'ye artı 3y olsun. Daha sonra eğim eşittir. X'in katsayısı bölü y'nin katsayısı yapalım. Yani eğim a bölü 3'müş. Bizim eğimimiz soruda 1 bölü 2 olarak verilmişti. A bölü 3 eşittir 1 bölü 2 diyelim o zaman. Bunu 1 bölü 2 eşitleyelim. İçler dışlar çarpımından 2a eşittir 3, a eşittir 3 bölü 2 olarak a'yı bulduk. Daha sonra arkadaşlar bu a'yı bulduğumuz a'yı denklemdeki yerine yazalım. 3 bölü 2x eksi 3y artı b eşittir 0. İkinci kullanacağımız, b'yi bulmak için kullanacağımız ikinci bilgi bu bilgi. Bu doğrunun grafiği bu noktadan geçiyormuş. Bu noktadan geçiyorsa x yerine 1, y yerine eksi 1 yazdığımda bu eşitliğin sağlanması lazım. O zaman yazalım. X yerine 1 yazdım. 1 kere 3 bölü 2, 3 bölü 2. Y yerine de eksi 1 yazdım. Eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımı artı 3 artı b eşittir 0 olması gerekiyor. Şimdi b burada yalnız kalsın. Bunları karşı tarafa gönderelim. 3 bölü 2 eksi 3 bölü 2 olarak geçti. Artı 3 eksi 3 olarak geçti. Bu işlemi, şu işlemi payda eşitleyerek yapacağız. 2 ile genişleteceğiz. 2 kere 3 6, 2 kere 1 2. İşaretler aynı olduğu için topluyoruz. Eksi 3, eksi 6, eksi 9 bölü 2 olarak bulduk. B'yi bulduk. A'yı bulduk. Şimdi bize A eksi B'yi soruyor. Yani
3 bölü 2'den eksi eksi 9 bölü 2'yi çıkaracağız. Eksi ile eksi birbirini artı yapıyor arkadaşlar. Paydalarımız aynı. O zaman payları topluyoruz. 3, 9 daha. 12 bölü 2. 12 bölü 2 cevabımız Bursa. 12. soru da yine çok zor bir soruymuş gibi görünüyor. Bayağı bir şekil var. Üst geçitte ED'nin eğimi, yani şuradaki eğim, AF'nin eğiminin, yani şuradaki eğimin iki katıymış. FE yere paralel, burası paralel ve AB 15 metre olduğuna göre, burası 15 metre olduğuna göre CD kaçtır diye bize soruyor. Aslında çok fazla işlem şu bu yapmaya gerek yok. Sadece düşüneceğiz. Bakıyoruz. Buranın eğimi, buranın eğiminin iki katıysa ve şu uzunluklar, burası yere paralel olduğu için şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit uzunluklar. Dikey uzunluklar eşitse arkadaşlar, eğimin iki katına çıkması için yatay uzunluğun kısalması lazım. Yani burası ne kadar kısalırsa eğim o kadar, diklik o kadar artar. Yani ne kadar kısalırsa şöyle diklik o kadar artar. Ne kadar uzarsa burası diklik o kadar azalır. Eğim o kadar azalır. Şimdi buranın eğimi, buranın eğiminin iki katıysa bu uzunlukta 15'in yarısı olması lazım. Yani 15 bölü 2 olması lazım. Eğer burası da 15 olsaydı, burası da 15 olsaydı eğimleri aynı olurdu. 15'in yarısı olduğu için eğim iki katına çıktı. Dikey uzunluklar sabit olduğu için, aynı olduğu için cevabımız Ceyhan.